Mehmet Bey, sen şu anda seslenmek istesen, karın eski eşinize mi yoksa çocuklara mı seslenmek Hepsine istersin? söylüyorum. O zaman durumunuzu onlara anlatın ve onlara bir çağrıda Ben onlara bulun. söyledim, defalarca söyledim. Ben perişanım dedim, evi satalım dedim. Biraz kendime bir ufak bir ev alalım size, yaşayabileceğiniz şekilde. Neymiş, çocukların geleceği varmış da kızım beni bunu küçük kızıma anlatıyor. Kızım, küçük kızım söylüyor. Diyor ki hani bizim geleceğimizi ne satacaksın? Sen öyle yaşa. Ben de şu anda imkanım olsa hani az buçuk yarım otomatik bir araba alırım. Kendim kullanıyorum. Eski şoförüm zaten. Peki sizin bu sağlığınızın düzelme ihtimali yok mu? Var, tedaviler görmem lazım. Para Tedavi. lazım bunun için Evet, de para tabii. lazım. Peki Ayşe Hanım, bu mal varlığını boşandıktan sonra vermiş. Ben vazgeçtim, geri alıyorum demek diye bir şey var mı? Yani orada belli şartların oluşması lazım. Ve geçmişini de iyi irdelemek lazım. Sonuçta hileyle alınmış, kandırarak tekrar barışacağız diyerek alınmış. Oradan bir takım hukuki çözümler bulunabilir. Peki Mehmet Bey, o zaman bunu bir incelesin Ayşe Hanım. Nereden nasıl bir şey yapılabilir sizin için o mal varlıklarınızla ilgili? Söylüyorum onlar, ben geçenlerde yine kızım, küçük kızım bana, küçük kızım Tamam. hani Tamam. küçük kızım Tamam, bunları kullanmayalım. ben de zoruma gitti o laf, benim zoruma gitti. Tabii ki haklısınız. Bir evlat karşı tarafı anneye, babaya böyle davranıyorsa, şimdi kızlar annenin yanında büyüdüğüne göre anne bence doğru yetiştirmemiş. Eğitim İyi kültürsüzlüğü var yetiştirmemiş. anneden eğitim Kendine kültürsüzlüğü problemi var. olursa olsun çocuklarla babanın arasını her zaman iyi tutmalıydı.